Açıklamaları bu şekilde, bilmiyorum bana katılır mısınız ama ben maç sonrası kendi sosyal medya hesabımda dedim ki hani, elenebiliriz olabilir, sorun elenmekte de değil ama biz bunu hak ettik galiba. Yani Elenmenin İtalya maçından fazlasıyla, e, fazlasıyla hak ettik ne yazık ki ve esas üzücü olan da sanki bu. Yani hiçbir reaksiyon gösteremeden tamamladığımız bir turnuvaya herhalde hiçbirimiz beklemiyorduk. Ya ben bir de hakikaten hiç hani insanların aldığı para üzerinden eleştirilmesini konuşmak istemem ama tüm bunlardan bağımsız. <laughs> Bugüne kadar Avrupa Futbol Şampiyonalarına toplamda tüm tarihinde kaç ülke katıldı biliyor musunuz? 34. 34. ülke Finlandiya. Yani tüm tarihinde Avrupa Futbol Şampiyonalarına 34 ülke katıldı. Tüm zamanlarda Avrupa Futbol Şampiyonasına katılan ülkelerden sadece 10'u katılmadı ki bilmiyorum hani Eski adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği o 10 ülkeden biri mi? Belki daha da az bir sayıyla karşı karşıyayız. Evet. Hani şu kadar net. Zaten 34 tane ülke katılmış bugüne kadar tüm Avrupa Şampiyonaları tarihinde. Ve biz 24 takımlı bir Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Bak sadece 10 tanesi dışarıda kalmış en iyi ihtimalle. Ve iddiaya göre bizim milli takımımıza verilen katılım primi 10 milyon euro. Şimdi bak insanları maaşıyla eleştirmek kesinlikle bence 2021 dünyasına ve 2021 futbol endüstrisine yakışmıyor. Ama diğer tüm milli takımların aldıkları primleri, katılım primlerini, diğer tüm milli takımlardaki işte teknik heyeti olsun, futbolcusu olsun. Ama Efendim? Doğru mu iddia mı? Daha yalanlanmadı. Bir haftadır herkes yazıyor bunu. Ki mantıkken düşünelim ben hesapladım. Kişi başı 400 bin euro civarı bir para oluyor bu, 400 bin euro. Evet, daha önce de verdikleri paralara benziyor. Hani çok ne azı ne fazlası yani 400-450 bin euro. Tüm eleme maçlarında oynamış, katılmış. Hani UEFA Uluslar Liginden düşmüştük ya biz. Ya o zaman da para mı alalım acaba futbolculardan? Ya biz size bir 400 vermiştik ya onun 250'sini versenize UEFA Avrupa Liginde küme düştük diyelim. Evet. Bak bizim gözümüzü biraz bu boyamış. Ben de hep aynı şeyleri söyledim. Fransa'yı yendik. Hem de yendik yani. Ciddi ciddi yendik. Hollanda'yı yendik. Ee, favori görünen Haaland'lı Norveç'i yendik. Kendi evinde, görece kendi evinde oynuyor. Aslında İspanya'da oynandı evet. maç biliyorsunuz pandemi nedeniyle. E Biz de umutlandık. Ve özellikle 2016'da halkla bağı kopan, son derece antipatik bir takıma dönüşen milli takım, Lucescu'nun gelişiyle... ...antipatiklikte zirve yaptı. Yani feci bir durumdaydı. Milli takımla e, Türk futbol severin ilişkisi. Feci bir durumdaydı. Milli maç bile izlemek istemeyen insanlar evet. vardı. Şenol Güneş çok kısa bir süre içerisinde... ...hem bu sempatiyi kazandı... ...hem de sportif başarı elde etti. Zaten sportif başarı nedeniyle o sempati kazanıldı. Yani aslına bakarsan. Ama sempatikli bir takım var ortada. Bak bu çocuklar 3'te 0 yaptılar. 8 gol yediler... Bir gol attılar. Tek tek ele aldığında ben onların hepsinden Katar'da yine başarı bekleyebiliyorum ve bu futbolcuların hiçbirisine karşı bir öfke taşımıyorum. Yani onları suçlayamıyorum. Ama Şenol Güneş'ten kötü oynadılar. bekleyemiyor musunuz? Bak, kötü oynadılar. Kötü bir kupa geçirdiler. Evet. Kötü bir hazırlık dönemi geçirdiler. Ama nefret duygusu, antipati falan besleyemiyorum hiçbirisine. Ben bu çocuklarla yine başarıya gideceğimize inanıyorum. Ha, bakıyorum eleştirilere. Uğurcan bile eleştiriliyor ya. Uğurcan olmasaydı İtalya'dan 5, Galler'den 5, dün akşam 7 yiyorduk. Ne kurtarışlar yaptı ya çocuk. Ha, ben Uğurcan'a güveniyorum. Yarın bir milli maç olsa yine kalede Uğurcan olsun isterim. Yarın bir milli maç olsa golcüsü yine Burak olsun isterim. Yarın bir milli maç olsa... Yine sağ bek zeki olsun isterim. Yarın bir milli maç olsa yine stoperimiz Çağlar'la Meri olsun isterim. Daha dinamik, daha istikrarlı, kimyası daha iyi bir orta sahamız kurulsun. Bir tane de rica ediyorum sol bek bulunsun. Bak takıma dahi söyleyeceğim bu. Teknik direktörümüz kim olsun ha. yarın bir maç Bak, oynansa? İşte ondan emin değilim. En azından teknik direktörümüzün olayın ciddiyetini kavradığını görmek istiyorum. Bir basın mensubunun ya. Seninle ne soru-cevap yapalım biraz sohbet ettik Murat'la program öncesi seyircilerimize mizansen gibi gelmesin yani sadece sohbet ettik ama nereye gideceğini bilmeden bak burada keselim dedim hatta ben yayına bırakalım yayına dedik. bırakalım bu evet. tartışmayı dedim şimdi ben Murat Murat Özbozlarına soruyorum teknik direktörler sözleşme imzalayan teknik direktörler istifa eder mi çok az görülen bir şey ama eder. Yani bu ya edenleri var tabii Tarihte ki. yaşanan. Ya yani istifadan gelecek... öte karşılıklı oturup konuşulur, el sıkışılır, belli bir tazminatta anlaşılır ya da anlaşılmaz. Yollar ayrılır. Yani bu böyledir. Ben tarihte böyle örnekler veririm tek tek de sana. Ben sana şöyle özetleyeyim. Nasıl istifalar gelir biliyor musun? Gerard Liverpool teknik direktörüken istifa yani eder. Türkiye'den örnekler ver ya. Hayır. Türkiye'den vereyim. Fatih derim istifa etti. Fenerbahçe'den 4 yediğinde Faruk Süren'e istifasını yazılı olarak verdi. Faruk Süren kabul etmedi. Ama Fatih Terim Galatasaray büyük umutlarla Galatasaray'ın efsane kaptanı milli takımdan Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez soktuğu milli takımı bırakarak Galatasaray'a geldi. 5 ay sonra Ali Sami Yen'de Fenerbahçe'den 4 yedi. Aldı böyle ben Fatih Terim ee, gördüğüm lüzum üzerine Galatasaray teknik direktörünün istifa ediyorum dedi. O kağıdı görüp o kağıda dokunanlar var. Keşke saklasaydım diye hatta geçen gün bir tanesiyle konuştuk. Saklasaydım diyor çünkü tarihi bir belge. Fatih Terim'in yazılı imzalı, imzalı ıslak imzalı istifası verdi. Faruk Süren de aldı. Saçmalama hocam ya dedi. Ama Fatih Hoca istifa etti mi? Etti. Makam istifayı aldı mı? Aldı. Yürürlüğe koydu mu? Koymadı. O onun tasarrufu. Ama insanlar ertesi gün ne konuştu? Fatih Hoca gereğini yaptı. Faruk Süren, işte başkanlıkta öyle bir şey, risk aldı ve devam etti. Ya nereye geleceksin buradan? Nereye mi geleceğim? Kendisine istifa etmeyi düşünüyor musunuz diye sorulan sorulara verdiği yanıtlar Şenol Hoca'nın hakikaten bizim zekamızla oynuyor ya. E nasıl ya? Ne desin yani? Ben istifa edeceğim mi desin yani? Bak, Şenol Hoca'nın kafasında bir plan var mı şu an? şu an plan bağlı olduğunu sanmıyorum. Yani bu bağlı bulunduğu sözleşme de X kulüp ya değil. Onun da ben bir travma yaşadığını ve üzüldüğünü tabii düşünüyorum ki, tabii yani. yani ya. ama ben e... çok severim, çok sayarım, çok da güvenirim. Ama bir dakika gelinen noktada bir teknik direktör sözleşme sözleşmeli bir teknik direktör istifa eder mi etmez mi? Eder. E tamam ne zaman da, edecek? Peki da bu teknik direktörler edici, ne olacak? zaman istifa ediyor? Galatasaray'ın sembol ismiyken, Galatasaray'ın sembol ismiyken teknik adamsa ne yapıyor? Fenerbahçe'den yani içeride Şenol 4 Cemişse istifa ediyor mesela. Şenol Hoca bugün istifasını mı vermeli diyorsun Tabii sen? ki vermeli ya. Yani. Tartışmaya açık bir konu değil. Ya yazıp versin istifasını. Sizce istifasına. de Katar'a mesela Şenol Güneş'le mi gitmeliyiz? Bak Nihat Özdemir o istifayı kabul eder mi etmez mi ben onu bilmem. Ama Şenol Güneş'in normalde dün akşamki basın toplantısında danışmanı olsam hocam bence çok başarısız bir turnuva getirdiğimizi vurgula. Geçirdiğimizi vurgula yani evet. Affedersin Amerika'yı keşfetmek gibi değil zaten. 8 gol yemişiz, 1 gol yapmışız. 24 takım içinde en kötü takımız açık ara. Açık ara en kötü takımız. En kötü sonuçları alan takım olmak başka bir şey. En kötü takım olmak başka bir şey. Bak yazık Danimarka'ya. Kötü sonuçlar aldı. Sıfır puandalar 3. maç öncesi. Kötü takım değiller ama. Kötü takım değiller. Bizden kötü zaten değiller. Kötü bir takım asla değiller. Biz bu turnuvanın en kötü takımıydık. Büyük umutlarla gittik. Neden büyük umutlarla gittik? Çünkü bu çocuklarda o potansiyel var. Ve bu milli takım arkadaşlar bu e, Şenol Güneş'in sözleşmesi Başakşehir Spor Kulübü ile Galatasaray ile Beşiktaş ile değil. Milli takımla yıllarca formasını giydiği. Yani milli takımdan tazminat alınır. Milli takımdan istifa edilmemeye çalışılır. Ama bunu Lüçescu yapar. Bunu hatta Türk futbolunda devrim denen Piontek yapar. Bunu yabancı teknik adam, bunu hiding yapar. Şenol Güneş yapmaz, Fatih Terim yapmaz. Fatih Terim işine son verildi. Aldığı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı. Çocuk Esirgeme Kurumu tarihinin en büyük bağışı. 5 milyon TL. Bu istisnayı da bir kenara koyalım. Ama Fatih Terim'in görevine son verildi. Fatih Terim'in sonuçlarla bir alakası yoktu. Evet yani, ama görevine son verildi. verildi. Ama bir tazminat hak etti. O tazminatla evet, Çocuk tamam. Esirgeme Kurumu. Çünkü ya. orası milli takım olduğu için Galatasaray olsaydı alıp tazminatını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlaması bir kişi de demezdi. Niye bağışlamadın diye. İstifa etmedi Bak, gö gönderildi. Bak Şenol Güneş'in dün danışmanı olarak söylüyorum. Sen Şenol Güneş'e hocam sen şöyle bir şey söyle. Hemen en kısa sürede İstanbul'a döndüğümüzde... Başkan ve yönetim kuruluyla konuyu değerlendireceğiz. Ben de zaten. üzerime düşeni yapmaya hazırım. de, Ya bari de ama sana bu soruyu sormak zorunda olan gazeteci bir tanesi şey sordu hatırlıyor musunuz? Hezimet mi dedi? Hezimet dedi. Hezimet sen rezil olduk mu diyorsun gibi. Hayır, hezimet diyorsun, dedi. Şu anki düşün.